malum yaz hem de Ramazan, biz biraz doktorlarımızın, hocalarımızın gerek kliniklerine gidiyoruz, gerek de burada sizden gelen talepler doğrultusunda yayın tekrarlarını yayınlıyoruz. Yine onlardan bir isimle devam edeceğiz efendim. Operatör Doktor Mahmut Akyıldız, sizler de çok yakından tanıyorsunuz. Kendisi bize kalp hastalıklarını anlatmıştı geçmiş yayınlarımızda. Bir bakalım o yayını da tekrarını izleyelim. Ardından Sağlık Zamanı stüdyosundayız. Kalp hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Mahmut Akyıldız bizlerle. Mahmut abimiz. Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bir şu kalp hastalıklarının sebeplerine de biraz değinelim mi? Bu koroner hastalıklar neden oluyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Nasıl tıkanıyor? Doğru, tabii, evet. Koroner kalp hastalığını tanımlayalım. Koroner kalp hastalığı dediğimiz zaman kalbi besleyen damarlar var. Kalbin kasını besliyor. Sağ ve sol ana damar. Sol ana damarda yine kendi içinde üçe ayrı, ikiye ayrı, ön ve arka diye. Bu damarlar ne yapıyor? Kalp dokusunu besliyor. Ve aorttan, kalptan sonraki ana damardan çıkan ilk damarlar bunlar. Kalbimiz durmadan 24 saat kan pompalıyor. Bu işi yapması gerekiyor. Yapmadığı zaman biliyoruz ki herhangi bir aksama durumunda ciddi problemler ortaya çıkıyor. Bu görevi yapabilmesi için de düzenli olarak besin maddelerini ve oksijeni alması gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılayan, akımı sağlayan damarlara koroner damar diyoruz. Demek ki koroner damarlar hayatımızda çok önemli. Aslında bütün vücuttaki canlı hücrenin olduğu her yerde bir damar ağıyla besleniyor. Nasıl ki ulaşım, yollar her tarafa ulaşımı sağlıyorsa, dağıtımı, yiyecek, içecek, bizim bedenimizde de damarlar bu işi yapıyor. Kalp damarları, koroner damarlar neden önemli? Çünkü kalp kası yeterli miktarda eğer besin ve oksijeni alamazsa ne oluyor? Bir takım problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tabii birdenbire olan bir şey değil. Yavaş yavaş. Zaman içinde tedricen. Şimdi son yapılan çalışmalarda bu damar sertliği dediğimiz aterosklerozun erken yaşlarda başladığını biliyoruz. Hatta 8-10 yaşlarda damarlarda yağlı plakalar başlıyor. Ve eğer siz sağlığınıza dikkat etmezseniz, sağlıklı ve doğru besinlerle beslenmezseniz, düzenli olarak egzersiz yapmazsanız, bu ilerleyerek ileri yaşta, orta ve ileri yaşlarda ne yapıyor? Belirli daralmalara damarlarda neden oluyor. Bu daralmalar eğer %10, %20, 20 yaşlarında ölen askerlerde yapılan otopsilerde %30-40 darlıklar görülüyor. Ama %70 oluncaya kadar bir şikayet yapmıyor. %70 ve 70'ten sonra hastada ne yapıyor? Tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ne tür şikayetler oluyor? Burada en değişik şekillerde ortaya çıkabilir ama en önemlisi yürürken, merdiven çıkarken, zorlandığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, yani kalbimizin iş yükünün arttığı durumlarda kalpte bir yüklenme meydana geliyor. Bu yüklenmeye bağlı olarak göğsün arkasında ağrı, yanma ve baskı şeklinde belirtiler ortaya çıkıyor. Demek ki eforla göğüs kafesinin arkasında yanma, baskı, sıkışma olup istirahatta geçiyorsa biz bunu muhakkak ne yapmalıyız? Ciddiye almalıyız. Burada östrojenin koruyucu etkisi var. Menopozdan sonra bayanlar daha bir fazla kendini bırakıyor. Kendine dikkat etmiyor. Psikoloji de önemli. Egzersiz yapmıyor. Beslenmesine dikkat etmiyor. Kilolar başlıyor. Bir de metabolik sendrom dediğimiz bir durum söz konusu. Diyabetle birlikte kolesterol ve şeker, trigliseritlerin yükselmesi, bütün bunlar üst üste geldiği zaman bayanlarda da bu sürecin hızlandığını görüyoruz. Cinsiyet dedik, yaş dedik, bir de bizim elimizde olan aslında değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Bunlar çok önemli. Kesinlikle. Şimdi bunlar bizim hazırladığımız risk faktörleri eğer çocukluktan beri dikkat etmediğimiz zaman beslenmemize,
egzersizimize, sağlığımıza, diyabet gibi şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve sigara gibi risk faktörleri ortaya çıkıyor. Böyle kötü alışkanlıkları zaten hiçbir zaman kullanmasınlar, öyle değil mi hocam? Bizim ekstra dikkat etmemiz gereken tabii ki birçok şey var. Ama özellikle de yememiz, içmemiz, sporun haricinde biz kendimizi ne kadar zamanda bir, özellikle kalple ilgili doktora gidip kontrol ettirmemiz lazım. Evet, doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce risk grubu dedim ya. Şimdi dedim ya, eğer ailenizde varsa erkek, bayan 45-50 yaşının yukarısı, şeker, diyabet, kolesterol, sigara, bütün bunlar varsa o zaman işi ciddiye almamız gerekiyor. Erkeklerin 40 yaşından, 35-40 yaşından sonra, bayanların 45-50 yaşından sonra bana göre 2 senede bir check-up. Yani check-up dediğimizde tabii baştan aşağı her şeyi yaptırmak, anji olmak anlamını kastetmiyoruz. Ama bir önce bir eko, kalbin eko ile enini boyunu ölçebiliriz. Bir efor testi, koşu bandı. Eğer bir koştuğunuz zaman, kalbiniz zorlandığı zaman bir sıkıntı ortaya çıkıyor mu? Elektroda bir değişiklik oluyor mu? Yine bir muhakkak bir kan profilini yapmak lazım. Yani kolesterol, trigliserit, iyi kötü huylu dediğimiz HDL-LDL kolesteroller. Yine risk yakın mı, işte serepeniz yüksek mi, lipoprotein A dediğimiz risk faktörlerini ölçen bir takım bizim markerlar var. Onlara bakmamız gerekiyor. Biz genel olarak onlara bakarak hastaya bir risk profili çıkartıyoruz. Diyoruz ki sizin 3 senede, 5 senede, hatta 10 sene sonra kalp hastalığına yakalanma riskiniz %3, %5, %10, %20 gibi, yani relatif bir risk çıkartıyoruz. Ona göre hastaya diyoruz ki diyet listesini ona göre ayarlıyoruz. Peki hocam, bir de bunları ne kadar yaparsak yapalım başa çıkamadığımız durumlar var. O zaman da kıymetli doktorlarımıza iş düşüyor tabii ki. Evet. Bu aşamada neler yapılıyor? Bir de tedavi edelim. Bir de tedavi edelim. Şimdi damarlar hastalandığı zaman tabii ki tanı koyma. Biraz önce dedim, şikayetler. Bu tür şikayetler olan tabii ki doktora gidiyor. Her zaman böyle şikayetlerle de ortaya çıkmayabilir. Ani krizde, ani ölümle de Allah ortaya korusun. Çıkabilir. Allah korusun. Ama şanslı grup ne yapıyor? Bunlara tanı konuluyor. İşte eko efor. Sonra anjiyo. Bizim tanıdaki altın standardımız anjiyodur. Anjiyo demek kalbi besleyen koroner damarları opak maddeyle, yani görünebilir maddeyle görünür hale getiriyoruz. Darlık var mı yok mu? Darlık varsa hangi damarda? Yani hangi sol ana damarda mı, sağ damarda mı? Şimdi hangi cadde tıkandığı zaman trafik aksar? Yani E5 tıkandığı zaman aksıyor. Yan yollarda aksama olmaz. Bizim de eğer ana damarda ise, %70 üzerinde ise, tabii ki burada ne yapılıyor? Bir kardiyoloji cerrahi heyeti umumiye bir karar veriyor. Yani işte medikal tedavi mi yapılsın, balon stent mi uygulansın, cerrahi mi uygulansın? Biz cerrah olarak tabii bize gelen vakalarda konsensus sonucu ne yapıyoruz? Eskiden klasik yöntemle damarları bypass ameliyatı yapardık. Klasik yöntem derken hepimiz biliyoruz, hepimizin belki yakında bir ameliyat olmuş hasta vardır. Göğüs kafesini açıyoruz. Daha sonra hastayı kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Kalbi durduruyoruz. Kalp durdurduktan sonra tıkalı olan damarlara bypass işlemini yapıyoruz. Yani köprüleme işlemi. Şimdi vatandaşların yanlış bildiği bir şey var. Sanki biz oradaki damarı çıkartıp çöpe atıyoruz, yenisini koyuyoruz. Bu böyle değil. Bu tıkalı olan damarı başka bir damarla atlama, köprüleme yapıyoruz. Yani eğer burası tıkalıysa bir yan yol yaptığımızı düşünün. Bacaktan, koldan veya göğüsten aldığımız damarlarla bu işlemi yapıyoruz. Ama durdurarak yapıyorduk bu işlemi. Kalp akciğer makinesine bağlıyorduk. Kalp akciğer makinesine bağladığımız zaman ne yapıyor? Tansiyon bir miktar düşüyor ve kalp akciğer makinesinin bir takım olumsuz etkilerinden hasta etkileniyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.